Daha başlığını tartışıyor. Beyşet oraya bir an baktı, gitti. Herkes bir yerine geçsin. Herkes ellerini arkadaşlar, buyurun. Dikkat, en başından alıyorum. Plato çekemeyeceğimiz kesinleştiği için ben doğal mekanlarda bu filmi çekme kararı aldım. İyi miyim? Hiçbir şeyim yok ya, tamam. Biraz iyi oynadım. 10 gün çakıldı da onun için. Biraz tabii geç dahil oldum ben sürece. Fakat işte çabuk kavradık. Mekanları dolaştık birlikte. Yine Tommy Sam'ın öngördüğü bir şey vardı. Bu filmin renk ve ışık kompozisyonu Lautrecht tablolarında olması gereken gibi bir konsept belirlenmişti. Bu zaten filmde de ortaya çıkacak. İşte duvar renklerinin seçimi, kostümler, eşyalar vesaireler. Bu da şöyle bir üsluptu. Çok hard kontrast şeyler yok. Daha çok soft, hatta tonlar birbirine çok yakın renklerde. Şimdi şurası daha kontrollü. Örneğin böylesi kabul mü şeyin? Yani filmimizin rengini ister daha çok gri yapmaya. Gri tonlar, gri şeyler, renkli şeylerden kaçındık. Biraz alacakaranlık diyelim. Öyle bir sistem kurmaya çalıştık. Düşelim Ali abi. Yükseldi mi? 8 oldu. Filmin hazırlığına Haziran'ın başında 3-4 kişi başladık. 6-7 haftalık bir ön hazırlık sürecinden sonra Ağustos'un 3'ü ya da 4'ü gibi çekime başlayabildik. Bu perspektifi İstiklal Caddesi gibi yapacaklar. Yerler dolu. Evet, uzatacaklar. Yerler dolu. Daha önce de birçok kere çekim aşamalarına geldik. Hazırlıklar yaptık. Ama bir türlü kısmet olmadı. 2008 işte yazında çekebildik sonunda filmi. Ne yazık ki eskiye dair her şeyin hızla tüketildiği, yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve 55 yıllarında tamamen Beyoğlu ve civarında geçen bir filmi çekmek zordu. Bunun üzerine güçlü bir sanat ekibi kurdum ben. Yani Nülfer Giritlioğlu, Naz Eray'da ve Erol Taştan'dan oluşan. Bu Naz çok para harcıyor, şikayetçiyim. Müdüriyete haber verin. Orada goy goy yaparken çekiyoruz. Tamam, şurada çarşaf. 1955 çekiyoruz ama doğal mekanlarda çekiyoruz. Yani işte günümüz Taksim'i, günümüz Beyoğlu sokakları, günümüz tünel meydanı ki burada günümüzde geçen herhangi bir şey çekmek bile imkansa yakınken biz bir de bunu 1955 dekorları, aksesuarı ve oyuncusuyla çekmeye çalıştık. Gece çalışmalar, sokak düzenlemeleri, sanat grubunun ve prodüksiyon grubunun sokak kapatması, evleri eskiye dönüştürmek, daha doğrusu sokakları eskiye dönüştürmek bayağı zorladı bizi. 3, 2, 1, prova. Tamam. Birçok zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk. Sanat yönetiminin zorlukları, birçok şeyi kapatma, markeleme, işte günümüz koşullarında işte elektrik direklerinin, gözetleme kameralarının, klimaların vesairelerinin belli bir şekilde markelenmesi gerekiyordu. En belalı ve en zor şey klimalardı. Klimaları kapatmak bir dert, söktürtmek bir dert ve yani İstanbul'da ne kadar çok klima ve ne kadar çok uydu anteni olduğunu görmüş olduk böylece. Resmen biz bütün tüneli
6-7 saat boyunca kapatıyorduk. Ancak bir yönetmen için bu yeterli bir süre değildi. Çünkü her gün o sokakta fasatların tekrar kurulması, ön hazırlığın yapılması zaten 5 saat sürüyordu. Geriye bütün ışık ekibi, görüntü yönetmeni ve bana 2 saatlik bir süre içinde tamamlama durumu kaldı. Uzun abi. Her yeri. Tomris Hanım panik içerisinde tabii haklı olarak. Çünkü bir daha İstiklal Caddesi'ni o hale getirmemize imkan yok. Çünkü her yer darmadağın edilmiş. Bütün dükkanlar kiralanmış. Onların camları indirilmiş. Yerler bez içerisinde, arabalar ters çevrilmiş. Ve biz yeşil koca bir fonla tüneli İstiklal Caddesi'ne bağlayan tarafını kapatmışız. Oraya da bilgisayarda İstiklal Caddesi yapılacak. Ses takıyor. 91 çekim ölçü. Çal. Hareket. Oyun. Evet, kestik. Tamamdır bu. Biz fibrilasyon, yani yardımcı oyun çalışmasını çekimden neredeyse 2,5 ay önce başlattı. Yani her sahneye katılacak yüzlerce insan önceden çekildi. Kimse kıpırdamasın, olduğunuz yerde kalın gibi bir komut gelebilir. Böyle bir komut geldiğinde lütfen olduğunuz yerde durun. Amaç şu arkadaşlar, bu evi dağıtıyorsunuz. Bu evde hiçbir şey taş taş üstünde kalmayacak şekilde dağılacak. Kalabalık figürasyon vardı filmde. Onların kostümleri, ayakkabıları, eldeki aksesuarları en ince ayrıntısına kadar yapıldığı için bu da zorladı, hepimizi zorladı. Kahrolsun EOK! İki, Rumlar gidecek, bu iş bitecek. Rumlar gidecek, bu iş bitecek. Rumlar gidecek. Fondaki atmosferi yüksek olması gereken bir film. Hemen Erdoğan filmi gibi. Bundan dolayı zannediyorum 3000'e yakın yardımcı oyuncuyla çalıştık. Onların yönlendirilmesi, onların giydirilmesi, yani 150 oyuncuyu giydirmek 3,5 saatimizi falan aldı. Her gün yaklaşık 150 kişi giydirmeye başladık bir süre sonra. Ya ilk günler çok zorlandık. Daha sonra alıştık. Bir de aynı simalar gelmeye başladı. 2 gün arayla, 3 gün arayla. Onlar da bize alıştı. Hemen dışarı, hemen bahçeye. İşte herkes 30 saat 38 beden. Oyuncu yönetiminin aslında ön hazırlıktan sonra mekan ve kostümle başladığına inanan bir yönetmenim. Çünkü gerçekten oyuncu yönetiminin önemli bir parçasıdır mekan ve kostüm. O, siz iyi bir mekan hazırlamışsanız ve en doğru kostümü giydirmişseniz oyuncuya, o karakter olmaya zaten hazır bir hale gelmiştir. Yani bak, Estel de benim sevdiğim ne biliyor musun? Müthiş cinse, yani bütün erkekleri çağrıştıran bir beden ama ruhu çok fazla. Oyuncunun istediği şey zaten ilk önce atmosfer sağlansın. Bazen dersiniz ki, rica edersiniz, dersiniz ki yani ben bir 3 dakika rica ediyorum. Bu sahneye hazırlanmak istiyorum. Ve onlar da size o zamanı verirler, siz de sahneye girersiniz. İşte dönem film çekerken burada zaten her şey hazır. Atmosfer hazır. Sahneye bir giriyorsunuz. 1950 model arabalar. Kıyafetler öyle. İnsanların saçları öyle. Bu insanların figürasyonların yürüyüşünü bile etkiliyor o zaman işte. Onların da o role girdiğini görüyorsun yani. Koş, gel geri. Koş. Geri gönder. Diyor.
ben sahneleri oynarken bana bir tek oynamak düşüyordu. Sahnede ruha girmek için ayrıca bir şey yapmama gerek kalmıyordu. Bir anda zaten adımımı attığımda Nemika'ya dönüşüyordum. Çünkü o kadar güzel hazırlanmıştı ki sahne atmosferi, kostümler. Bu yüzden herkese, bu filmde çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Nemika şöyle giderken durması lazım. Bir iki ve girmesi lazım. Tamam. Tamam. Şimdi dönem filmi olması dolayısıyla bayağı bir güçlük çektik. 1955 düşünürsek eğer bu şu anda duyduğumuz bütün bu ambiyansın hiçbir şekilde olmaması lazım. Yani boş bir şehir, biraz daha bir boş bir şehir. Önemli olan benim için diyaloglardı. Diyalogları temiz aldığım takdirde gerisini bir şekilde posta yapabileceğimizi düşündüm. Ölümden herkes korkar Elena. Yatıyor odası. Yaslıyım diye soruyor. Böcek eğitmemiz istendi bizden. Biz de Apo ile beraber biraz zorlandık ama denedik. Bazı mizansenler vardı böcekle ilgili. Böcekler köpekler gibi değil. O yüzden zorlandık ama bir şeyler çıkmıştır inşallah. Oyun! Oyun! Bir! Devam et. Ben oyuncu yönetimine çok önem veren yönetmenim. Oyuncuyla kurduğum kontak çok gerçekten önemli. Çünkü ben yıllarca bu karakterlerle yaşadım. Ve bu karakterlerin onların ruhlarına sinebilmesi önemliydi benim için. En zor rol kuşkusuz Behçet'i oynayan Murat Yıldırım'dı. Çünkü Behçet içsel, hayata karşı kararsızlıkları olan ve film boyunca da değişim sürecini izlediğimiz bir karakterdi. Zaten ayrılamazsın kafana göre. Tomris Hanım'la çalışırken bazı konularda zorlandım. O da 6 yıldır Behçet'e çok hakimdi. Ve ben Behçet'i yeni tanıyordum. Tartışarak o karakteri çıkarmaya çalıştım. Bu da bir çalışma yöntemiydi benim için. Şimdi ben böyleyim ya. Peki, bir fısıltıyla Behçet dediğinde. Sana ne lan bu? Sana ne yaptı? Behçet. Tomris Hanım'la biz normalde çok fazla şey üstüne çok sert takışabiliyoruz. Ama sette çok keyifliydi. Benim için çok keyifliydi. Çünkü aslında çok da onu artık tanıdığım için, iyi tanımaya başladığım için belki de neler istediğini hem öncesinde işte sonuçta senaryoyu okuyalı 3 yıl gibi bir zaman oldu. Hem öncesinde biz onunla hep çok konuştuk Ester'i. Hem son yaptığımız provalarda, okuma provalarında o süreçte çok konuştuk. Ne istediğini anlamıştım. O yüzden sete çıktığımızda birbirimize hazırdık. Hayatmış! Senin hayatmış! Niye seni en sevmiyorum? Evet, güzel. Evet, şimdi kalabalığı alalım. Kalabalıkla bir prova. Kamera bize ne gösterecek? Tomris Hanım gerçekten kendine has bir takım tercihleri yapan, kendine has tercihleri olan bir insan. Bu açıdan da çok mutluyum. Çünkü bu tip bir aşk hikayesini genel olarak Türkiye'de hep erkek yönetmenler çekiyor. Onların tabii olaya bakış açısı da biraz daha erkeklerin yönünden oluyor. Şimdi burada bizim ana değişimi yaşayan karakterimiz tabii ki Behçet. Çok daha büyük zorluklar içerisinde. Behçet'in değişimi ortadayken bir de tabii ki Elena'ya falan bakış bir kadın yönetmenin çok daha farklı. Evet oğlum göster. Tamam. Tamam. Oraya okşuyorsun.
Buradaki nabza bakıyorsun. Bu ay ama bu eli değil. Tamam mı? Elin eğer direkt elin üstünde olursa olmuyor. Tamam yok. Kolunu oraya koy. Tamam. Zeliha Berksoy uzun zamandır çalışmak istediğim bir oyuncuydu. İlk kez bu filmde ikna edebildim onu. 20 yıl ara vermişti kameralara. Oriste, biz misafirlerimize muz likörü ikram ederiz. Babaanne rolünde Rum yaşlı bir kadını oynuyorum. Daha ziyade eski bir fahişe bir kadın. Bir kızı var, kızını kaybetmiş ve şimdi torunuyla birlikte ve torununu çok üst düzey bir müşteri skalasında kullanıyor. Gita, bir saate hazırlanırsın. Deren Kuş, bugün olmaz dedim. Geliyorsun. Ben bu güzel filmde Yorgo diye bir karakteri oynuyorum. Yorgo gençken aşık olduğu bir hanımı bu Türk toplumunun yaşadığı kabus gecesinde tekrar buluyor ve ona gidiyor. Birçok olayın bittiği yerde onların aşkı tekrar başlıyor. Kendisi dünyanın en yalancı insanı. Kayda gireceğiz. Buyurun. Kozi. Ben filmde Suat adlı karakteri canlandırmaya çalıştım. Hayata karşı böyle hayatın içerisinde dimdik duran ve hiç böyle lafını sakınmayan mert bir adam. Film bittiği zaman bunun da bir önemi kalmamış olacak. Kamil Efendi bizim delikanlının babası, Behçet'in babası ve derin devlete ait bir adam. Ayrıca fotoğrafım var bir tane, o fotoğraf da oynuyor. Yoksa benim bu filmdeki rolüm bir günlük bir rol. Kendine yüklenme. Eninde sonunda olacak. Kendine yüklenme. Eninde sonunda olacak. Allah rahmet eylesin. Başka dünya yok. Göreceksin. Başka dünya yok. Yok. Benim oynadığım Kenan karakteri de 6-7 Eylül olayları öncesi ve sonrası ve olduğu andaki olayları provoke eden, olayların ortaya çıkmasına neden olan, bunun örgütlenmesini yapan iktidarın eli, ayağı, maşası ya da olaylar üzerindeki görünmeyen iktidarın eli diyelim. Sana bugün evden çıkma demiştim. Ne işin var burada? Mercan abi. Bir saniye. Sana bırak. Burada baba demeniz alıyorum. Beni kullanmam lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde her dönem olan ve benim artık çok sıkıldığım yine derin devlet dediğimiz ama bunu biraz daha örgütlenmiş ve biraz daha legal bir şekilde görünen bir cemiyetin adamlarından birisini oynuyorum, İsmet'i. Benim son dönemlerde hoşuma giden bir rol İsmet. Yani o tarz, o tür. O yüzden İsmet'i oynarken ve oynamaktan da büyük zevk aldım. Çalışması da zevkli Tommy Sanır'la. Fark et, yürürken fark et. Evet. Hemen öyle bir şey. Küçük bir gülümseme çıkış. Hafif bir duralama da yapabilirsin ama böyle o gülümseme çok güzel olmuş. Tamam, anladım. Anladın mı? Mesela canım. Teknik olarak anladım. Yani ulan ele geçirdim. Evet, evet. Benim unutamadığım pek çok deney oldu gül sahnesi boyunca ama herhalde yaşadığım en güzel an Beyoğlu'ndaki final sahnesi. Türkiye'de gerçekleştirilmesi çok zor bir sahneydi ve
Zannediyorum da ön hazırlığı 12-13 saat sürdü. Kestik. Benim açımdan setteki en enteresan gün tabii ki ilk gündü. Çünkü ilk gün biraz sert başladı. Benim senaryoyu elime aldığım zaman Nemika'nın en enteresan ve en zor sahnesi diye düşündüğüm sahne benim çekimimin ilk gününe denk geldi. Tabii ki bir oyuncu her şeye hazır olmalıdır. Oyun! Belçin! Hani oyuncunun refleksidir empati kurmak ama atmosferin içine girdiği zaman insan o acıyı çok daha derinden hissediyor. Bir gece talan edilmiş aksesuarların arasında işte bir Meryem Ana fotoğrafı gördüğümde bu benim çok canımı acıttı. İlk yaptığımız talan sahnesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da beni en çok etkileyen olduğu için o kaldı aklımda ama o Yorgo dükkanın önündeki o sokaktaki o talan meselesi benim çok içimi acıttı. Sette çok hoş dakikalar, çok hoş şeyler yaşadım. Çok ilginçti benim için. Ama bugün çektiğimiz kavga sahnesinde en konu korktum. Çünkü eşyalar başımdan aşağı iniyordu. Bir korku geçirdim. Kırmayın, dikkat edin! Esteri gördü, esteri gördü! 8 haftada bitti filmimiz ve her türlü zorluğa rağmen bütün ekipçe değdiğini düşünüyoruz. Bütün teknik ekibin ve oyuncuların nefesleri vardır güç sancısında. Çok inanarak, çok özveriyle ve içtenlikle çalıştılar. Geldik, beyler. Kare bitti. Video. Akıyor. Ses. Akıyor. Oyun. Tomis Hanım çok iyi bir iş çıkardı. Tomis Gittoğlu. Zaten kendisinin ismi ortada. Bunun haricinde yapımcımız Bahadır Atay. Ve tüm ekip, yürütücü yapımcımızdan görüntü yönetmenimize kadar herkes çok başarılı ve iyi bir çalışma içerisindeydi. Çok iyi bir takım çalışması gösterdik. Açıkçası biz C yapım olarak ortaya çıkan işten çok mutluyuz, memnunuz. Oymuş buymuş. Lan siz kimsiniz peki? Siz kimsiniz? Bunlar kim böyle? Bunlar gidecek!
turist gidecek. Rumlar gidecek, turist gidecek. Seni tanıdım ben. Sen sadece seyircisin bu hayatta. İşin Selanik ayağını bağlamışken durmak aptallık olur. Kendi içinizdeki ılımlara bile tahammülünüz yok sizin. Ona bunu nasıl yaptın? Onu kurtların önüne nasıl attın? Seninle konuşacağımız bir şey var. Konuşalım bakalım. Sen gidebilirsin. Ne istiyorsunuz ondan? Bugün evden çıkma. Sokaklar tehlikeli olacak. Milletin menfaatleri mevzu bahis olduğunda gerisi teferruattır. Cinayet bile olsa öyle mi?